insanlar nasıl değişiyor, ne yapmaya çalışıyorlar değişirken, nerede hata yapıyorlar ya da gerçekten insanın değişmesi mümkün mü, bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu öyle bir süreç ki baktığımız zaman bugüne kadar yanlış hatırlamıyorsam tam bir rakam olmaz söz konusu değil ama 14 bine yakın seans yaptım. Psikoterapi seansı. Ve her insan ilk geldiği zaman bana sanki eskiden bir dizi vardır. Belki hatırlayanlar vardır. Niptak diye iki tane estetik cerrahın hikayesini anlatıyor. Ve o iki estetik cerrah masaya oturdukları zaman bir hasta geldiği zaman ilk ona şunu soruyorlardı. Nereni beğenmiyorsun, nereni değiştirmek istiyorsun diye. Değişim sadece fiziksel olanla sınırlı değil. Değişim aslında kendimizle ilgili birçok şeyi değiştirmek istiyoruz. Alışkanlıklarımız, yaptıklarımız, yapamadıklarımız, birçok şey aslında değişimimizin hep odak noktasında oluyor. Ama bu yola çıkarken karşılaştığım vakalarda insanların yaşadıklarını, yaptığı hataları, neden bazı insanların istediği şeyleri yapabilirken, kendi yaşadığı problemleri halledebilirken neden bazı insanların yapamadıklarından bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi ilk olarak burada şöyle bir Freud ve Freud'a seansa gelmiş bir tavşandan bahsediyoruz. İlk başta zaten bir psikoloğun odasına geldiği zaman artık çok psikanaliz yapılmıyor günümüzde ama şöyle bir durum var. İlk giriyorlar odaya böyle bakıyorlar diyorlar ki ya o uzanmalı koltuktan yok mu burada diye. Herkesin bir o divana olan merakı var. Zaten bugünkü anlamda psikolojiyi bize sevdiren insan da Freud oldu. Burada ekranda divana, Freud'u temsil eden kişinin divanına uzanmış bir tavşan görüyoruz. Tavşana şöyle bir beklentisi var hayattan. Diyor ki ben timsah olmak istiyorum. Hayattan beklentim bu. Kendimi değiştirmek istiyorum ve kendimi değiştirme noktasındaki amacım timsah olmak. İşte burada Freud'u temsil eden kişi çok güzel bir şey söylüyor. Sayın tavşan, sizi bir timsah yapamayız ama havuçla aranızı düzeltmeye çalışabiliriz. İşte öyle bir nokta ki insanların birçoğu bize geldiği zaman, yani bir psikoloğa geldiği zaman hep kendilerini olmayan bir insana dönüştürmek noktasında ciddi bir çaba ve beklenti içinde oluyorlar. Şimdi üniversitede okurken İstanbul Üniversitesi'nde böyle Pavlov'un Türkiye temsilcisi diyebileceğimiz öğrenme dersimizi veren bir hocamız vardı. O kadar böyle bilimsel, pozitivist bilime önem veren birisi ki nasıl oldu da onu ikna etti birisi. O zaman NLP çok popüler, 2000'li yılların başı ve birisi geldi demiş ki hocam biz yeni bir yaklaşım anlatacağız. Bu yaklaşımda NLP dersinizden 20 dakika bize ayırır mısınız? Neyse hoca bir şekilde bunu kabul ediyor ve o kişi içeri girdi. İçeri girer girmez böyle kocaman bir bağırarak merhaba arkadaşlar dedi. Biz anlamadık neden böyle bir coşku dolu ses tonuyla bize böyle bağırıyor diye. Sonra ben yandaki arkadaşa seslendim. Dedim ki ya geçen hoca vaka örneği getireceğim diyordu. Acaba öyle bir şey mi bu? Sonra neyse dedik izlemeye devam edelim. Herhalde çağırdılarsa bir hocamız da buna izin vermişse vardır hocanın bir bildiği. Neyse bu kişi geldi. Sonrasında olduğu yerde amfi düzenindeyiz. Olduğu yerde yeri bütün gücüyle ayağıyla vurmaya başladı. Sevgili arkadaşlar dedi. Yine bağırmaktan hiçbir şekilde vazgeçmeyerek. Burası dedi. Dünyanın dedi en güzel, en değerli ve en önemli yeri. Ben dedim ki kesin vaka örneği. Şizofreni diyordu hoca onu getirdi herhalde. Sonrasında baktığımız zaman hepimiz merak ettik ne demeye çalışıyor bu insan, neyi amaçlıyor diye. Ona baktığımız zaman şununla karşılaştık. Dedi ki çünkü ben buradayım o yüzden burası dünyanın en değerli ve en önemli yeri. Şimdi 90'lı yılların, 2000'li yılların böyle bir kişisel gelişim ekolleri bize hep şunu zihinsel anlamda bilinç dışımıza, bilincimizin üstüne devamlı şu mesajı verdi. Sen hayatta ne istersen başarırsın. Tavşan mısın? Timsah olabilirsin. Elma ağacı mısın? Kiraz verebilirsin. Hiç sorun değil. Yeterince iste. Yeterince istersen her şeyi başarırsın ki eğer başaramıyorsan yeterince istemiyorsundur. Bu da başlı başına bir psikolojik problem. Ve bugün kendini değiştirme, kendini geliştirme sektörü dünyayı baz aldığımız zaman başta Amerika'nın başı çektiği şekilde milyar dolarlık bir sektör. Herkes kendini değiştirmek istiyor. Herkes bir şekilde olduğu yerden memnun değil. Huzursuzuz, gerginiz. Ve böyle bir durumda ne olacak?
insanlar yepyeni yaklaşımlar ortaya çıkartıyor. Bir danışanım yakın zamanda bana geldiği zaman şöyle bir şey dedi. Hocam dedi, bana dedi zarar veren bir ilişkim vardı. Ve o zamanlar çok popüler olan bir isme gittim. Şöyle bir şey yapıyormuş, bilinçaltı sıfırlama tekniği uzmanı. Ve böylece böyle bir mesleğin de olmuş olduğunu ondan öğrenmiş oldum ben. Neyse dedim, ne yaptınız? İşte dedi, eski sevgilimi unutmaya çalıştık ve bir süre devam ettim. Bir yıllık bir süreç boyunca ben yardım almaya devam ettim bu kişiden. Peki dedim, ne oldu? Biz evlendik o kişiyle dedi. Dedim başarılı olmuş ama tersten başarılı olmuş. Şimdi kendimizi değiştirmeye çalışırken, böyle de bir sektör varken bu sektörün tuzağına düşmek ciddi anlamda mümkün. Peki işin efsanesinden uzaklaşarak insan gerçekten kendisini değiştirebilir mi? Bu heykeli bilenler vardır, belki görenler vardır. Ben yakından görmedim ama gören arkadaşlarım oldu ve gören insanların internette yazdığı yorumları okudum. Bu yorumlarda genelde şöyle bir şeyden bahsediyorlar. O kadar canlı bir heykel ki bu Michelangelo'nun Musa heykeli. Gördüğün zaman bu heykeli yakından sanki dokunduğun zaman canlanacakmış gibi bir hissiyata kapılıyorsun. O kadar canlı, o kadar ustalıklı, belki de bir heykel sanatının gelebileceği en güzel nokta. Ve Michelangelo'nun bu kadar başarılı ve iyi şeyler ortaya çıkarmasından sonra üstad diyorlar. Sen bu kadar güzel heykelleri, bu kadar güzel eserleri nasıl yapıyorsun, nasıl başarıyorsun? Orada Michelangelo'nun cevabı bence efsane. Şöyle bir şey söylüyor. Ben diyor hiçbir şey yapmıyorum ki. Heykel taşın içinde saklı zaten. Ben sadece fazlalıkları atıyorum taşın üzerindeki. Ne oluyor? O fazlalıkları atınca taşın içindeki o güzel heykel karşımıza çıkıyor. İşte insanın kendini değiştirme noktasında karşılaşacağı en büyük açmaz ve vermesi gereken en büyük karar bu. Yani dışarıda başka bir elbise alarak, başka bir ülkede yaşayarak, başka bir şehirde yaşayarak ya da başka bir insanla birlikte olarak kendini değiştiremiyorsun. Sadece eğer değiştirmek istiyorsan kendinden kendine gidebildiğin yolu keşfedebilmen gerekiyor. Ve burada Michelangelo'nun o sözünü hatırlamakta fayda var. Peki değişim yoluna çıkıyoruz. İnsanlar nelerle karşılaşıyor? Ne gibi problemler görüyor da bu süreç bir şekilde engelleniyor? İlk başta karşılaştığım şeylerden birisi, bir sürü engel var ama ben sadece burada 3 tanesinden bahsedeceğim sizlere. Duygusal engeller. Çocukluğumuzdan getirdiğimiz, içinde bulunduğumuz durumlar vesaire, hepsi bizim aslında, eğer biz dünyanın en güzel kadını, en yakışıklı erkeği de olsak, içinde bulunduğumuz durumdan dolayı ailemiz, çevremiz bize çirkin, aptal, yetersiz olduğumuzu söylüyorsa, biz ne kadar başarılı olursak olalım, ne kadar iyi yerlere gelirsek gelelim, içimizde hep bir şekilde yapamadığımıza yönelik bir hissiyat oluşuyor. Şimdi burada bu duygu ve düşünce ayrımını anlamamız çok önemli. Ben hep bu anı bekliyordum. İzmir'de bir etkinlik olsa da İzmirlilere bir çatsam diye. Benim çok sevdiğim İzmirli bir arkadaşım var Ankara'da. Niyeyse bu İzmirlilerin Ankara'ya bir gıcığı var. Ya işte geliyor böyle, ya bu Ankara'nın duvarları gri, insanların yüzü asık, herkes memur, gökyüzü bile gri, asfalt bile gri, her zaman böyle bir havada civada geziyor böyle. Ben de diyorum ki Ankara'da sana bayılıyordu, siz İzmirlilere bayılıyordu sanki. Neyse aradan uzun bir dostluğumuz var bu kişiyle. Bir gün geldi bana ama böyle filmlerdeki böyle hoplaya hoplaya koşma hali var ya, o şekilde geliyor. Ya dedi Beyhan dedi, Ankara'nın dedi taşı toprağı bile bir farklı grisi var. Çok güzel, çok farklı. Gökyüzünün grisi bile bana bir şekilde farklı geliyor. Ankara ne güzelmiş de ben fark edememişim Ankara'nın güzelliğini dedi. Ben de içimden diyorum ki fark etti, doğru yolu buldu gibi bir hissiyat var. Ama tabii işin aslı bu değil. Dedim lan yoksa aşık mı oldun sen? Nereden anladın? Boşuna mı psikolog olduk dedim. Şöyle bir bakış attım. Tabii öyle değil. Şimdi buradaki mevzu çok önemli bir durum. Aslında hissettiğimiz şeyler gerçeğimiz olmayabilir. Ankara aynı Ankara. Bir gün aynanın karşısına bakıyorum. Diyorum ki ya diyorum kim bu yakışıklı? Aa benmişim. Şu kaşların güzelliğine bak diyorum ya. Allah'ım ya Rabbim ne güzel de yaratmış diyorum. Aradan birkaç gün geçiyor. Hava böyle kapalı, modum düşük. Aynaya bakıyorum. Ya kim bu atırsızı diyorum. Çok güldünüz buna, daha çok güldünüz. Neyse
Yani ben aynı benim, kaşlarım aynı kaş ama ne oluyor da bir şekilde hissiyat değişiyor? İşte hissiyat dediğimiz şey gerçekten bağımsız olabiliyor. En büyük engellerimizden birisi bu. Çünkü hissiyat çocukluktan getirdiğimiz olumsuz yükler. Bir diğer şey ise büyük resmi anlamamak dediğimiz bir mevzu var. Büyük resmi anlamamak dediğimiz mevzu şu. Hayatta bir sürü şey değiştirmeye çalışırken ortaya kendimizce çabalar koyuyoruz ama yaptığımız çabaların ne kadar işe yaradığını hiçbir zaman fark etmiyoruz. Bunu fark edebilmek için şöyle bir şey örnek vermek istiyorum. Aslen bir ekonomi prensibi olan Pareto kuralı denilen bir kural var. Bu kural diyor ki hayattaki dünyada üretilen mesela paranın üretilen diyorum. Dünyada var olan paranın %80'i insanların %20'sine ait. Bunu insan davranışına uyarladıkları zaman şunu fark ediyorlar. Hayatta ortaya koyduğumuz başarılarının %80'i ortaya koyduğumuz çabaların %20'sinden ortaya çıkıyor. Yani biz ortaya 100 birim bir başarı koyduğumuz zaman, çaba koyduğumuz zaman bu ortaya koyduğumuz çabanın 80'i boşa gidiyor. Ama o 20'nin hangi 20 değerli 20 olduğunu anlayabilmek çok ama çok önemli. Sonrasında bir bakıyorsun ki insanlar atı alan Üsküdar'ı geçerken birisi iş hayatında kendini değiştirmek, yükselmek için PowerPoint'in fontlarıyla uğraşırken öbürü anlatıyor, yapıyor, hayata geçiriyor. Öbür taraf hala bir şeylerin ayrıntılarında boğuluyor. Ve böyle olunca hayatın akışı içerisinde o büyük resmi görmemiz mümkün olmuyor. Ve sonrasında yüzleşme korkusu dediğimiz bir şey var. Ben şuna inandım. O kadar çok insanla karşılaşınca ve şunu fark ediyorsun. İnsan aciz bir varlık. İnsan nerede güçlü olduğunu anlarsa ve nerede güçsüz olduğunu anlarsa tam anlamıyla o zaman gerçek potansiyeline ulaşabiliyor. İşte o eksikliklerini keşfettiği zaman ben nerede zayıfım, ben nerede güçlüyüm dediği zaman İşte o zaman bu engeli fark edebiliyor ama insanların birçoğu kendisiyle yüzleşmiyor. Sorumluluklarını almıyor, başına gelen şeyler için etrafındaki insanları suçlamaya başlıyor. Ve böyle olunca ne oluyor? Aynen bu görselde gördüğünüz gibi sıra dağlar gözümüzde büyümeye başlıyor ve bir şekilde o engelleri aşmak gitgide zorlaşıyor. Sonrasında bu engellerden bahsettik. Aynen arkamda gördüğünüz görseldeki gibi bir köprü bizi bekliyor. Ben bu köprüye gerilim köprüsü diyorum. Yalnız bu köprü bildiğimiz anlamda köprülere benzemiyor. Bu köprünün farazi olarak büyülü özellikleri var. Ve şöyle düşünün, ben şu an yuvarlak bir dairenin içindeyim. İçinde bulunduğum olumsuz alışkanlıklar, değiştirmeye çalıştığım ve bana zarar veren her şey benim içinde bulunduğum bu daire içerisinde. Ve ben şurada gördüğüm güzel ve konforlu ya da daha iyi olabileceğini düşündüğüm alana geçebilmem için bu köprüden geçmem lazım. Ama bu köprüye tarih öyle örnekler vermiş ki çıkan çok az insan gerçekten karşıya geçmeye başlıyor. Tam ben içinde bulunduğum durumdan sıkıntıdayım, rahatsızım ve diyorum ki ben artık kendimi değiştirmek istiyorum. Artık hayatımda bambaşka şeyler yapacağım. Ne yapıyorum? O köprüye çıkıyorum ama köprü sihirli. Konuşmaya başlıyor. Ne yapıyor? Duygusal engellerimizi karşımıza çıkartıyor. Geri dön, o aşağılık ve kötü gördüğün yerde rahatına bak, bir daha da o köprüye gelme, seni istemiyoruz burada diyor. Sonra diyor ki büyük resmi anlamamak konusunda, ama Beyhan diyor sen daha yapman gereken bir sürü iş vardı, onları hallet de öyle bir gel bu köprüye diyor. Bazen de ne diyor, sen diyor yapamazsın, eksikliklerini halletmen lazım, burası öbür taraf daha kötü insanlar var, sen kendi yerinde çok iyisin, o yüzden boş ver, o eski haline geri dön. O gerilim köprüsüne çok az insan katlanabiliyor ve onun sözünden bir şekilde etkilenip eski olumsuz alışkanlıklarımıza dönmeye devam ediyoruz. Sonrasında köprü dediğim gibi zorlu bir süreç ve ama bu köprüyü geçen bazı insanlar var. Nedir bu insanların yaptığı diye düşündüğümüz zaman bu uzun bir yol. Benim yine bu konuda söylenecek onlarca şey var, anlatılacak günlerce şey var. Karşılaştığım 4 tane şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. Birincisi, özellikle bizim toplumumuza, bu topraklara özel bir şey var. Biz gaza gelmeyi çok seviyoruz. Hayatta değiştirmeye çalıştığımız her şeyi sanki bir 100 metre koşusuymuş gibi değerlendiriyoruz. Gaza geleceğim, her gün her şeyi yapacağım, kocaman adımlar atacağım. Ama benim attığım adımlar, ben şu an 35 yaşındayım, 35 yıllık bir sisteme karşı koymak zorunda. Ve ne olacak, 100 metre koşusuna çıktığım zaman çok kısa bir süre içerisinde yorulmuş olacağım.
Ama insan kendisini değiştirmek istiyorsa bu yolun bir maraton koşusu olduğunu farkına varması lazım. Adım adım ilerleyeceksin. Yavaş yavaş ilerleyeceksin ki vazgeçmeyesin. Sonrasında yol devam ediyor burada gördüğünüz gibi. Ne oluyor? Küçük adımlar dediğimiz bir şey. Biz dediğim gibi gaza gelmeyi seviyoruz. İstersen ders çalışma konusunu düşün. İstersen kendini herhangi bir konuda kitap okumak konusunda geliştirmek gibi bir konuda düşün. Ya da sana zarar veren insanlarla ilişkini düzenlemek gibi bir konuyu düşün. Ne yaparsan yap, her zaman küçük adımlarla başlaman lazım. Küçük adımlar bizi büyük hedeflere ulaştıran en büyük şeylerden birisi. Kitap okumak mı istiyorsun? 5 sayfayla başla. Bir ilişkide kendine sınır mı koymak istiyorsun? İnsanlara hayır mı demek istiyorsun? Minicik şeylerle, denemelerle başla. Öyle olunca yoluna devam edeceksin. Sonrasında ve bazen o biraz önce bahsettiğim ayrıntılarda boğulan insanlar var ya, bir sürü şeyi detaylarda takılıp aslında harekete geçemeyen insanlar, işte o insanlar ne yapıyor? Hazır olmayı bekliyor. Şunu yaparsam harekete geçeceğim, bunu elde edersem harekete geçeceğim derken, bir mükemmel bir planı beklerken harekete geçme noktası hiçbir zaman önümüze gelmiyor, yola çıkamıyoruz. Ama şöyle bir bakın etrafınıza, kendinize, kendi geçmişinize. Eğer ki bir şeyi başarmışsanız hazır olmadan başarmışsınızdır. Yola çıkarsanız eksikliklerinizi yolda keşfedersiniz ve yolda kendinizi geliştirirsiniz. Ne yaparsanız yapın. Öbür türlü beklerseniz o yol hiçbir zaman bitmeyecek. Ve son olarak insan yola çıktığı zaman evet 2 adım ileri gidecek ve sonrasında doğal olarak 1 adım geri gideceksiniz. Bu insanın doğasında her türlü değişimde karşımıza çıkan bir şey. Nedir bu? Bir şekilde çaba gösterdiğimiz zaman o gerilim köprüsünden geçerken bazen yorulacağız. Bazen kendimizi başarısız hissedeceğiz. Bazen bıkkın hissedeceğiz. Böyle durumlarda ya ben başaramıyorum, bitiremiyorum dediğin anda bırakma yolunda olacaksın. Ama şunu bilirsen bu insanın doğası. 2 adım ileri gidersin, 1 adım geri gidersin. Bu sana özel değil. Senin başarısız olduğunu söylemiyor. Sadece insanın doğası, insanın hem acziyeti hem de gücü. Eğer ki böyle zamanlarda bırakmazsan, yorulduğun zaman vazgeçmek yerine dinlenirsen bu yol devam ediyor. Peki değişim bitiyor mu? Bitmiyor. Bir ömür sürüyor. Ve sona gelirken şunu söylemek istiyorum sizlere. Ben şöyle düşünüyorum. Bir insanın yeteneği varsa, bir konuda yeteneği olduğuna inanıyorsa, hayalleri varsa ve bence eminim buradaki birçok insanın böyle hayalleri ya da yetenekleri olduğuna inandığını düşünüyorum. Şunu söyleyeceğim size, lanetlisiniz. Kesinlikle lanetlisiniz. Ne demek bu biliyor musunuz? Bunu kullanmadığınız zaman bir şekilde o içinizde sizin içinizi yiyip bitirecek. Yapsan var ya ne yapardın diye kendi kendini sorgulayacaksın bir ömür boyu. Ben aslında daha iyisine layıktım, daha iyisini hak ediyordum diye kendini hep hırpalayacaksın. Günün birinde geçmişe döndüğü baktığın zaman içinin şuranı bir huzursuzluk kaplayacak. O yüzden eğer bir yeteneğin varsa onu kullanmak zorundasın. Ya da öbür türlü ben bu hayata layık değilim diye kendi kendini yemek zorundasın. O yüzden yeteneğin varsa kullanacaksın arkadaş. Başka bir çaresi yok. Ve bunu dinledikten sonra belki aklının bir köşesinde şöyle bir durum çıkacak. Ya yapmalıyım. Harekete geçmeliyim. Evet bu güzel bir his. Genelde bu tarz konuşmaların hepsinde buna benzer şeyler, hisler çıkar. İnsan birazcık harekete geçme noktasında kapının aralandığını görür. Ama sadece 72 saatimiz var. Eğer önümüzdeki 72 saat içinde harekete geçmezsek, minicik de olsa kendimiz için bir adım atmazsak sonra hayatımız aynı tas, aynı hamam şeklinde devam edecek. Eğer ki değişmek istiyorsan şimdi başlayacaksın. Yarın değil, sonraki gün değil ya da ileride bir zaman değil. Elindekilerle başlayacaksın, bir şekilde yola çıkacaksın. Çünkü hayat mücadele üzerine kurgulanmıştır. Teşekkür ederim.